60 yaşlarında, 70 yaşlarında tın 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 yolda işte kendi işini hallediyor. Hatta bir postaneden çıkar, bir kütüphaneden çıkar. Mikrofon uzatırlar. 2 saat hala çalıştığını söyler. Biz kendi ülkemizden bakınca, bu pencereden bakınca çalışırken emekli olmanın hayalini kuran çok yorgunlar olarak bu enerjiye çok şaşırırız. Açıkçası ben kendi adıma şaşıranlardanım. Sonrasında derinlemesine daha biraz daha yakından baktığınızda bütün bir çalışma hayatları boyunca sömürülmediklerinin, haklarının verildiğinin, kendilerine zaman ayırdıklarının farkında oluyorsunuz. Onlar hayatlarını idame etmek ya da kurtarmak için çalışmıyorlar. Ekonomiye katkı vermek, ülkelerine değer katmak, kendi standartlarını, çalıştıkları meslekleri karşılığında sağlamak ve bunun bir hayat gailesi olduğunu düşünüyorlar. Bizden çok farklı. Biz böyle 18-19 sigorta, efendime söyleyeyim, o sigorta başladı mı devlete gir, ben ne zaman emekli olacağım? Çalışma hayatım %90'ı mı tamamlanmış, %80'i mi tamamlanmış? Çünkü ne yapsan yetmiyor. O emekli maaşı da yetmiyor. Torunlarına harçlık veremeyen, bu bayramı harçlıksız geçiren, torunlarının yüzüne bakamadığını söyleyen emeklilerimiz var. Anneannelerimiz, dedelerimiz, teyzelerimiz, amcalarımız var. Umutlarını da kaybetmeye çok yakınlar. Çünkü bir kıpırdanma da yok. Kendilerine dair atılan bir adım da yok. Ekmeği almakta bile çok zorluk çekiyorlar. Bir araya geldi emeklilerle CHP NİDE milletvekili Ömer Bey, Ömer Fethi Gürer. En düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi için de bir de yasa teklifi verdi. Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı bize bazı şeyler öğretti. En azından tıraş olmayı ya da kendi işimizi kendimiz halletmeyi. Tek aktiviteleri kent meydanında oturmak. Çoğu zaman çay bile içemeden saatlerini geçiriyorlar. Sorunları da talepleri de ortak. İnsanca ve hakça yaşamak. Bizim bırakın herhangi bir şekilde rahat bir yaşam sürdürmeyi, berbere gidip tıraş olmakta sıkıntı çekiyoruz. Bugün çocuklarımızın eline ya da torunlarımızın eline bayram harçlığı olarak 50 lirayı verebilecek güçte değiliz. Kimi çocuğunu okutmakta, ne şartlarda öğrenci yetiştirmek zorunda bırakılıyoruz anlatamam yani. Kimi ilaç parasını çıkarmakta zorluk çekiyor. Özellikle ilaç katı payı bizi mahvediyor. Hatta berbere gidip tıraş olmak bile lüks onlar için. Bugün bir tıraş 300 lira olmuş. 300 lirayı verebilecek durumda değiliz. Açıkçası bu nedenle de elimizdeki imkanlarla kendi tıraşımızı kendimiz yapar durumdayız. Bir bayramı daha torunlarına harçlık veremeden geride bıraktı emekliler. Onları en çok üzen de bu oldu. Çocuklara bayramda size harçlık verebiliyoruz mu? Veremiyoruz işte, veremiyoruz. Yetersiz kalıyor, çoğunlukla beğenmiyor ama bir şey diyemiyoruz. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in emeklilerle sohbetinde kayda geçti bu sözler. Gürer, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması için yasa teklifi verdiğini belirten Gürer, bu teklifin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini belirtti. Yeni bir teklif daha verdiğini açıkladı. Emekliler, en düşük emekli ailenin asgari ücret seviyesine çıkarılmasını, bayramlarda asgari ücret düzeyinde emekli maaşı verilmesini, ayrıca aylık bağlama oranının yeniden %30'dan %70'e çıkarılmasını istiyorlar. Emeklinin yıllara göre düşen alım gücü verilere de yansıdı. Türkiye Emekliler Derneği'ne göre ilk kez 2018'de ödenen emekli ikramiyesiyle emekli 5,20 gram altın alabiliyorken bu yıl ödenen bayram ikramiyesiyle sadece 1,26 gram altın alabiliyor. Yani emeklinin alım gücü altın karşısında 6 yılda %80 eridi. Bir ekmek alamıyor. Bakın ekmekten bahsediyorum yani. Ben bu vatana 35-40 sene vergi verdim. Ne verdi bana? Allah görüyor. Öbür tarafta verirler hesabını.